Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresinin son kısmını okuyacağız. 171-176. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden birisine bugünkü sohbetimizde bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak diğerlerini e, okumayı, anlamayı da hepimize nasip eylesin. Burada Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ya ehlel kitabi ey ehli kitap. La taulu fi dinikum dininizde aşırıya gitmeyin. Ve la tegulu alallahi illa'l hak Allah hakkında ancak hak olanı, gerçek olanı söyleyin. İnnel mesihu İsa bin Meryem Resulullah. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür ve kelime tuhu ve onun kelimesidir. Elgaha <laughs> ila Meryem onu Meryem'e üflemiştir. Bir ruh olarak ona üflemiştir. Ve ruhum minhu ve ondan bir ruhtur. Fe aminu billahi ve rusulih <laughs> Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Ve la tegulu selase e, üç demeyin. Yani teslis gibi e, e, Allah e, işte baba oğul ruhul kudüs tarzında veya e, işte baba anne tarzında oğul tarzında üçleme yapmayın. İntahu <laughs> hayrallekum. Kendi hayrınıza böyle bir yanlış inanca son verin. İnnemallahu ilahum vahid Allah ancak tek bir ilahdır. Subhane en yekuna lehu velet ve onun çocuğu olmaktan Allah münezzehtir. Lehu ma fis semavati ve ma fil göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ve kefe billahi vekile ve vekil olarak Allah yeter. <laughs> Değerli izleyenlerim burada Allahu Teala önce genel bir hüküm olarak ey ehli kitap dininizde aşırıya gitmeyin buyurdu ve sonraki bölümlerde, sonraki gelen ifadeler dinde aşırılığın bazı misalleriydi. Ve Allah hakkında sadece hak olanı söyleyin. Allah hakkında sadece gerçek olanı, doğru olanı söyleyin. Bu meselede ehli kitap, işte başta Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap dediğimizde onlar hatıra geliyor. Ee, Yahudilerle Allah inancı noktasında İslam inancı ile onların inancı arasında çok da fazla derinlemesine bir farklılık yok. Ancak Hristiyanlarla Müslümanlar arasında Allah inancı meselesinde bazı bariz farklılıklar var. Aslında onlar da alemi yaratan, alemi yöneten bir Allah'a inanıyorlar. Fakat buna inanırlarken Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmek ve Ruhul Kudüs, ekanim Selase tabir ettikleri Baba Oğul, Ruhul Kudüs tarzında bir üçleme cihetine gidiyorlar. Ve buna teslis deniyor. Üçleme, yani Allah'ı üçlü bir sistem halinde kabul etme. Hristiyanlar doğrusu bunu anlatmakta baya zorlanıyorlar. Yani bundan murat nedir? Acaba üç ayrı ilah mı kabul ediyorlar? Bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki biz tek Allah'a inanıyoruz. Ama tek Allah'ın üç farklı görünümü var diyorlar. Bu e, tabi e, onların bir noktayı nazarı, onların bir bakışı ama Kur'an-ı Kerim meselenin gerçeğini bize anlatıyor Allah'ın son ilahi kelam olarak tahrif edilmemiş bozulmamış Son ilahi kelam olarak Allah'ı bize gerçekte olduğu gibi anlatıyor. Allah hakkında ancak gerçek olanı söylemek çok önemli. İnsanlar gerçek bilgiyi tam da elde edemeyebiliyorlar. İnsanlar tarih boyu uzun süre yanılabiliyorlar. Mesela dünya düz mü yuvarlak mı? İnsanlar bu konuda asırlarca yanlış bilgiye sahip oldular. Yuvarlak olduğunu sonradan fark ettiler. Dünya acaba güneşin etrafında dönüyor mu yoksa güneş mi dünyanın etrafında dönüyor? İnsanlar asırlarca güneşin dünyanın etrafında döndüğünü zannettiler ama daha sonra gerçeği öğrendiler. Yani Allah'a iman meselesinde insanların çoğu Allahu Teala'yı kabulde de e, değişik sıfatlarıyla kabul edebiliyor ve Allah'ın sıfatlarında hata ediyorlar. Aslında bugün ruha tapanlar, putlara tapanlar, gök cisimlerine tapanlar, evrensel e, evreni idare eden ve alemi idare eden, yaratan bir kudreti kabul etmiş oluyorlar. Ancak bunu kabul ederken genelde Allah'ın sıfatlarında hata ediyorlar. İşte bu noktadan Kur'an-ı Kerim'in Allah'ı bize anlatması son derece önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala doğrudan doğruyu kendini bize anlatıyor. Hristiyanların düşmüş olduğu bir hata ve belki de en büyük hata Mesih'i, Meryem oğlu İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmeleri. İbnullah kabul etmeleri. Ama Kur'an-ı Kerim İbn Meryem Resulullah diyor. Yani e, Meryem oğlu İsa Allah'ın resulüdür. Hatta Kur'an-ı Kerim'de e, sadece İsa denilmeyip de Meryem oğlu diye nazara verilmesi Hristiyanlığın mevcut içinde bulunduğu duruma aynı zamanda dikkat çekmek oluyor. Yani ona Allah'ın oğlu demeyin. O Allah'ın kuludur, Allah'ın resulüdür. Hz. İsa dünyaya geldiğinde normal daha bebekken, konuşacak durumda değilken ilk söylemiş olduğu kelam inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum demek olmuştur. Ve o Allah'ın kuludur ve Allah'ın Resulüdür. Necran Hristiyanları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar ve diyorlar ki sen bizim sahibimiz hakkında ileri geri konuşuyormuşsun. Peygamberimiz soruyor, sahibiniz kim? E, diyorlar ki İsa. E, İsa Ruhullah. E, peki diyor ne diyormuşum onun hakkında? Onlar da diyorlar ki işte Allah'ın kuludur, Allah'ın elçisidir e, diyormuşsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet diyorum diyor. O Allah'ın kuludur, Allah'ın elçisidir ve o Allah'ın onun Allah'ın kulu olmaktan da geri kalmaz ve bundan rahatsızlık duymaz. Yani Hz. İsa için Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın elçisi olmak en büyük bir şereftir. Bu noktada onu biraz daha yüksek görelim, ilahlıktan bir paye verelim. Bu manada değerlendirmek gerçeği tahrif etmek oluyor. Ve ve kelime Allah'ın kelimesidir. Burada Allah'ın kelimesi olması Hz. İsa'nın emri kün ol emriyle onun yaratılması. Yani Allahu Teala'nın değişik şekillerde yaratması var. Yoktan yaratması var. Bir de yoktan yaratmış olduğu şeylerle yeniden vücut vermesi var. Mesela bizlerin yaratılması anne babamız vasıtasıyla. Ama Hazreti Adem'in yaratılması anne babayla değil. Allah doğrudan topraktan ona bir şekil verdi ve ruhu doğrudan doğruya ona üfledi. Hazreti İsa'da gerçi anne var ama baba yok. Dolayısıyla bu açıdan emri kün feyekünle cenab Hakk'ın dilemesiyle özel bir yaratılışla Allah yaratmış oluyor. Ve ve huve bi kulli halgin alim Allah her türlü yaratmayı bilendir. Dilerse Hazreti Adem gibi doğrudan topraktan yaratır. Dilerse bizlerde olduğu gibi artık bunu sünnetullah kabul etmiştir. Allah bunu böyle bir prensip edinmiştir. Anne babayla yaratır. Dilerse de bir topluluğu imtihan etmek için hatta insanlığı imtihan etmek için insanlardan birisini anne vasıtasıyla yaratır. Baba olmaksızın doğrudan anneyle yaratır. Hz. İsa da böyle yaratılmıştır. Elgaha <laughs> ila Meryem Allah Hz. İsa'yı Meryem'e ilka etmiştir. Ona bırakmıştır. Ve ruhum minhu ve Hz. İsa Allah'tan bir ruhtur. Yani Hz. İsa'ya Ruhullah deniyor. Peygamberlerin her birinin bazı özellikleri var. Mesela Peygamber Efendimiz'e Habibullah denilir. Allah'ın Habibi. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın doğrudan kelamına muhatap olabildiğinden ona Kelimullah denilmiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah denilmiştir. Hz. İsa'ya da belki de bu ayete dayanarak Ruhullah denilmektedir. Ona Ruhullah denilmesi haşa Allah'tan bir parça olması anlamında değil. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin yaratılmasını nazara veriyor. Ee, ve bunların hepsi onlandır diyor. Cemian minhu bunların hepsi onlandır. E gökler ve yer Allah'tan bir parça değil. Allah'ın yaratmasıyla. Mesela bir ressam boş bir tuval üzerinde sanatını ortaya koyduğunda bunların hepsi ressamlandır ama ressamlan bir parça değildir. İşte insanın ruhuyla alakalı Allahü Teala e, Hz. Adem'in yaratılışını anlatırken ben ona ruhumdan üfledim diyor. Ve nefaktu fihi min ruhi ruhumdan üfledim. Ve böylece Hz. Adem'de de ruhaniyat ciheti nazara veriliyor. Ve bizler için de benzeri bir durum söz konusu. Allah bize de ruhundan üflemiş. Yani kendi ünvanlarından kendi sıfatlarından bir numune bize de vermiş. Ama Hz İsa'ya Ruhum Minhu diye ayrıca ifade etmesi ondan bir ruhtur Hz İsa'da Ruhaniyat Ciheti daha galiptir. Baba olmaksızın yaratılmıştır. Babası olmadan yaratılmıştır ve Ruhaniyat ciheti kendine daha galiptir. Bu açıdan ona Ruhum minhu, denilmiştir. Ruhullah tabiri kullanılmıştır. Fa aminu billahi ve rusulihim. öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin ve la tegulu selase üç demeyin. Yani e, Allah üçtür veya e, aynı Allah'ın üç farklı görünümü vardır. Böyle şeyler demeyin. Baba, oğul, ruhul kudüs gibi üçleme cihetine gitmeyin. Kendi hayrınıza bundan vazgeçin. Allah tek bir ilahtır ve onun e, çocuğu olmaktan Allah münezzehtir. Yani çocuğu olmak insanlara ait bir özellik. Allah'ı kendi ölçülerimize göre değerlendiremeyiz. Allah'ı kendimize benzetmek çok yanlış bir benzetme olur. Kur'an-ı Kerim "Leyse mislihi şey" diyor. Hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir. Lan yestankifal Mesihü en yekun abdan lillah. Mesih, yani Hz. İsa, Allah'a kul olmaktan çekinmez ve bundan bir ağır duymaz. Allah'a kul olmak onun için en büyük bir saadet vesilesidir. وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Mukarreb melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Kul olmakla lezzet duyarlar. Mevlana'nın ''Ben de şudem, ben de şudem, ben kul oldum, ben kul oldum'' diye meşhur ifadesi vardır. Başkaları köle olmakla e, rahatsızlık duyar ama ben Allah'a kul olmakla lezzet duydum diye Mevlana bu manayı çok güzel ifade etmiştir. Ve men kif an ibadetihi ve yestekbir kim Allah'a ibadetten kaçınır ve kibirlenirse iblis misalinde olduğu gibi iblis Allah'a kul olmaktan çekinmiştir ve kibirlenmiştir. Allah'ın emriyle Adem'e secde etmesi gerekirken bunu gururuna yedirememiştir. Feseyahşuruhum ileyhi cemia Allah onların hepsini kendine toplayacaktır, huzurunda toplayacaktır. Femmel lezine amenu ve amilus salihat iman eden salih amel işleyenlere gelince feyüvefihim ucurahum Allah onlara mükafatlarını verecektir ve yezidahum min fadlihi ve kendi lütfundan daha böyle ziyadesiyle onları lütfuna mazhar kılacaktır. Ve emmellezine stenkefu ve ama Allah'a ibadetten geri duran, çekinen ve kibirlenen kimselere gelince fe yuazzibuhum azaben elime Allah elim bir şekilde, can yakıcı bir şekilde onları azaplandıracaktır. Ve la yecidune lehum min dunillahi veliyen ve nasira. Ve artık onlar Allah'ın dışında ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Yani Allah'ın yardım etmediğine kim yardım edebilir? Allah'ın e, sahip çıkmadığına kim sahip çıkabilir? Ya ey yehnnesum, ey insanlar, qadja okum burhanun min Rabbikum Rabbinizden size bir burhan gelmiştir. Yani Peygamberimizin kendisi bir burhan, onun elindeki Kur'an-ı Kerim başka bir burhan, Rabbinizden size burhan gelmiştir. Vezelne ileykum nuran mubine ve biz size apaçık bir nur indirdik. Burada Peygamberimiz mesela bir büruandır, ona indirilen Kur'an-ı Kerim ise apaçık bir nurdur. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de nur. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim kalplerde olanlara şifadır kuran ı Kerim yol göstermektedir. Bu gibi çok özellikleri var ve bir rahmettir. Daha bunun gibi özellikler var. kuran ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden birisi de nur olması. Mesela insanda göz var, hariçte görülecek eşya var ama görebilmemiz için ışığa ihtiyaç var. İşte insanda akıl var, akıl eşyanın hakikatlerine yönelebilir ama ne ile bunları anlayacağız? ile eşyanın hakikatını, alemin tılsımını anlayabileceğiz? Allah'ın gösterdiği nur ile. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle aleme bakarsak alemin nurlu bir şekilde görürüz. Yani bu son derece önemli. İnsanın kendi aklı adeta bir sönük cep feneri gibi. Bu cep feneriyle çok da fazla etrafı aydınlatamayız. Ama Kur'an-ı Kerim bir güneş misali güneş doğduğunda her tarafı aydınlatır. Biz de Kur'an-ı Kerim'i e, okuduğumuzda kendi aklımızda değil, Kur'an'ı bir bakışla aleme bakarız. Kur'an'ı bir bakışla olayları değerlendiririz. Ve böylece etrafımız aydınlanır, içimiz aydınlanır, dünyamız aydınlanır, ahiretimiz aydınlanır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ <laughs> Allah'a iman edenler ve atasamu bihi ve ona sarılanlar fese yudkhiluhum fi rahmetim minhu Allah onları kendi rahmetine kendinden bir rahmete dahil edecek ve fadl ve kendi lütfuna onları dahil edecek. Burada rahmet ve fazl Allah'ın lütfu eliflamsız olarak gelmiş. Yani insan ne gibi lütuflara, ne gibi rahmetlere e, mazhar masar olacak ve doğrudan bilemiyor. Arapçada elleyle hubla diye bir ifade vardır. Gece hamiledir. Dolayısıyla gece bize neler getirecek? Yeni gün bize neler getirecek? Doğrusu bilmiyoruz. Ama imanımız varsa, Allah'ın dinine yapışabilmişsek Allahu Teala bizi nice lütuflara, nice rahmetlere mazhar kılacaktır. Ve yehdihim ileyhi sıratan mustakime ve Allah kendine doğru dost doğru bir yola o insanları hidayet eder. Kendine giden yolda onları muvaffak kılar. nekem, <laughs> ey peygamber senden fetva soruyorlar. Kadınlarla alakalı, mirasla alakalı sana fetva soruyorlar. Gulillahu yuftikum fil kelale de ki Allah size kelale hakkında fetva vermektedir. Hükmünü beyan etmektedir kelale yani bir insanın e, kendine varis olacak evladı yoksa anne babası da vefat etmişlerse malum bu durumda akrabaları e, ona varis olacaktır. Bununla alakalı hükmü Allah size beyan ediyor. İnimriun heleke eğer bir kişi ölse leyselahu velet çocuğu yok ve lahu uht kız kardeşi var. Feleha nisfu ma o zaman kız kardeşi onun geride bıraktığı malın yarısına varis olur. Yarısı kız kardeşine aittir. Ve huve yerisuha ve diyelim kız kardeşi onun da çocuğu yok. Anne babası vefat etmişler. Sadece geride erkek kardeşi var. Ee, bu durumda erkek kardeşi kız kardeşine mirasçı olur. Illem yekulleha velet. Onun çocuğu yoksa. Yani o kızın çocuğu yoksa erkek kardeşi ona varis olur. Fe inkanete isnateyne eğer e, kız çocuklar iki tane ise e, yani varis olan kız çocuklar iki tane ise felehuma es-sulusani mimma ölen kişinin mirasından üçte ikisi bunlara aittir. Ve ve inkanu ihwatan ricalen ve ama e, kadın erkek tarzında e, yani iki taraftan da onun varisleri varsa hem kız kardeşi var hem erkek kardeşleri var. Onlar ona varis olacaklarsa feliz zeker mislu hazzil unseyin. Bu konuda yapılacak olan da erkeğe kadının iki kat pay vardır. Yubeyyinullahu lekum en tadillu saparsınız diye Allah böyle beyan ediyor. Veya yoldan çıkmamanız için Allah bu şekilde beyan ediyor. Vallahu bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak Kur'an'ın tamamına muhatap olabilmeyi, anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.